Allah en büyüktür diyor. Allahu Ekber. Allah sonsuz büyük değil mi? Niçin peki en büyüktür diyor da sonsuz büyüktür demiyor? Anlamak için yani sonsuzluğu kavramını... Yani insan aklı sınırlıdır yani. İnsanın aklı sınırlıdır. Bu şimdi akla desen ki sonsuz. Akıl meratiple anlıyor. Sürecin yapısıdır, yapılanmanın ifadesidir. Mesela lef-i mahfuzdan ta geldi, bizde hulasalandı. Bu kadar, yani buz, su, aşikyo, bu kadar yapılanmadan bize gelmiş. Bu şimdi akla desen ki sonsuz. Nasıl anlayacak akıl? Yani aklı yürütmek gerekiyor. Ama şunu da denmiş. Şu dağları kim yarattı? Allahu Ekber. Allah dağdan da büyük. Galaksileri Allahu Ekber. Yani ondan da büyük. Yani mukayeseli bir yürümesi var aklın. En nihayeti eline verirsen mesela neye benzer? Çocuk doktor olacak diye daha 1. sınıfa başlayan çocuğa tıp dersi verilir mi? Ama sonunda doktor olacak. Keşfen gördün, hakikaten doktor olacak. O verileri vermen lazım. Yani ilkokul dersini veriyorsun diye tıbbı mı inkar ediyorsun veya liseyi mi inkar ediyorsun? Hayır, onu götürmesiyle aklın gereği budur. Tekamülü böyledir. Alem-i şehadettedir. Çünkü burada hikmet çalışıyor. Darül kudret orası. Sebep sonuç aynısı orada. Burada öyle değil. İşte bu aklı yürütmenin özelliği. Çünkü esbab aleminin hulasasıdır, haritasıdır. Onun için Allah sonsuzdur, büyüktür demek aklı bloke eder. Allah en büyüktür. Ne kadar büyüktür? Herkesin büyük zannettiğinden büyük. Mesela senin büyük zannettiğin ne var? Galaksiler çok büyük ya. Allah ondan da büyük. Ya öyle mi ya? Ancak aklı var. Ya öyle mi ya? Kıyası bir şey var. Sonsuz büyüktür. Bilgisayar sorsan ne var ne yok. Dur. Durur yani. Bütün bilgilerin bana tara desen verir. Ama ne var ne yok. Neler yok. Onu yazmaya kalksa yok ki yani tipi. Neler var belli değil. Tamam. Şimdi sirayet derse devam ediyoruz. Sirayet dersimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü ders kaçıncı ders oluyor? Sirayet? Sirayet 2 olur. Sirayet 2 olur mu? Aşağıda demek. 3. Öyle demişti zaten. 3. Kim dedi demiyorum. Kaç tane ders olmuş? 3 tane. Bugün 3. olacak listede inşallah. Vardı, tane. Bir tane. Listede vardı. Bugün 2 tane yaptık. Evet. Beraber. Bununla beraber 2 olacak. İmanın nuru sirayet ediyor. Ben hulasaları okuyorum. Lazım olan şeyler hep külliyattan çıkartılmış. Emirda 1.237'den çıktı çıkarım bu. İmanın nuru sirayet ediyor. İmandan tecelli de tezahür eder. Yani şeyde ikinci sözde mi geçiyor? Bu tecelli ve tezahür de değil. Sirayet ediyor. Yani yapısı böyle. Sirayet şöyle diyeyim. Mesela kimyasal hepiniz mektep okudunuz. Kimya laboratuvarında işlem yapacaksınız. Bir reaksiyon, bir şey yapacaksınız. Bir deney yapacaksınız. Hangi ortamda yapıyorsunuz? Sıvı bir ortamda. Yani sıvı bir ortamda yapıyorsunuz. İşte iki farklı eşyayı bir sıvı ortamda münasebet kuruyorsun ya. İşte o iki farklı elementin veya iki farklı yapının deney yaparken uyguladığımız bir zemin var, su. İşte o suyun adı sirayet. O zaman imanda sirayet var ki küfürde? Küfürde de var. Adem'in şey, zulmet oluyormuş. Onu da gelecek. Adem'i vücut. Nasıl bir vücut? Vücutsuz vücut ki ona Subhanallah, Subhanallah diyor. Cennet ve vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah derken Adem'i ve cehennem alemleri
Subhanallah, Subhanallah diyor. Adem alemleri için diyor. Cehenneme de Adem alemleri diyor. Yani Adem alemleri, Adem-i mutlak zaten yoktur. Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor Adem için. 57 mektubatta. Şu, senin istidadın ağaç olacaktı. Ağaç olmasına vücut denilir. Senin çekirdeğin ağaç olacaktı, olmadı. Bu çekirdek Adem hesabına çalıştı. Olması gerekenin olmaması. Ona Adem alemleri deniliyor. Esma'nın zıttına... Esma'nın zıttı demeyeceğiz. Esma'nın mesela buz, su, haşikyo böyle birbirinin ifade edildiği zemin. Mesela Adem varlığın ifade edildiği zemin. Adem varın yoku. Varın yani varlığın ifade edildiği zemin. Dem ve damarlara ve hissiyatlara kadar taşınıyor sirayet. Yani imanın nuru dem ve damarlara kadar taşınıyor. Kimyasal reaksiyonlar sıvıda, havada ve zeminde, zeminlerde olduğu gibi. Yani sen kimyasal reaksiyon, gelirken de odamdan kazamı getirir misin? Kimyasal reaksiyonlar yapıyoruz biraz önce anlattığım gibi. Ya havada veya suda yapılıyor. İşte bunun adı bu zemin. Sirayet zemindir. Buzun arkasındaki su gibi. Yani verenin alana, alanın vericiye uygun olması. Bunu daha iyi anlamak için Kastamonu'dan misal vereyim. Burası biraz soğuk değil mi? Kastamonu 66. Fakat o şuur-u mübareke gittikten sonra, şimdi sirayetten sonra burayı okuyun bak ne oluyor. Kastamonu'ya bak. Şimdi bak ne kadar değişecek. O sıradan bir söz söylenmiş gibi zannediliyor. Bak. Fakat şuur-u mübareke gittikten sonra, hatırladın biraz önceki dersi unutmayın 5 dakikayı. Bak sirayet nasıl oturuyor. Adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozar. Havayı teslim zehirleyen. Havayı zehirliyor. Hava zehirleniyormuş. Ne ile? Fabrika dumanları ile değil. Havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe insanlardan çıkan yanlış eylemlerin enerjisi, çünkü şu hareket bir enerjidir. Düşünceler bir enerji boyutudur, dalga yayar. Çocuklar, hayvanlar bu insanın yaymış olduğu dalgadan çok iyi anlıyorlar ki bu beni seviyor sevmiyor. Mesela yaymış olduğumuz dalgalarla cinler, şeytanlar ondan korkup korkmadığını anlıyor. Onun için gaybi değil. Mesela cinli olan bir adam sen benim hakkımda böyle düşünüyorsun diyor. Pat diye söylüyor. Sonra şu Allah Allah ya. Nasıl bildi? Kardeşim bu gaybi değil. Mesela yağmur gelmeden önce İlk önce bir rüzgar geliyor, bir nesimi akıyor. Tamam mı? Ondan sonra kendisi geliyor. Daha laf denmeden, sen düşünceni demeden meylettin ya, düşündün ya. O hemen enerjiye dönüşüyor. Düşünce enerji paketidir. O enerji kelamdır. Vücuda çıkmış. Ama atom seviyesine çıkmamış. Cinler de o esir cisimde olduğu için, enerji boyutunda olduğu için aynı yani. Benim cesedim nasıl ki atom cinsinden, hemen duyarım kulağım atom cinsinden olanı. Onun da cesedi, vücudu enerji cinsinden olduğu için esirden hemen esir boyutundakileri görüyor. Yani vücuda çıkmış yani. Senin niyetini ben görmüyorum. Ama niyet ve nazar eşyayı değiştiriyor. Niyet ve nazar enerji yayıyor. Enerji. Eşyanın mahiyetini değiştiriyor.
enerji yayıyor. O enerji yayınca onun genetiğini değiştiriyor. Yani cinler nasıl biliyor veya gayb değil ki adamın karşındaki ama bana daha demedi. O düşündüğü anda enerji partikülleri yani parçacıkları oluyor. Enerji dalgası oluyor böyle. Dalga yayılıyor. Mesela Lian sistemi, fotoğraflama sistemi Ruslar bulmuş. Adam neler hissediyorsa, niyeti neyse parmakları, düğümleri hepsinin dalgası oluyor böyle. Dalga yayılıyor. Mesela Lian sistemi, fotoğraflama sistemi Ruslar bulmuş. Adam neler hissediyorsa, niyeti neyse parmakları, düğümleri hepsinin insan bedensel şu yapısı var ya bedeni, şu cesedi. Ne düşünüyorsa ona göre şekilleniyor. Kokusu değişiyor bedenin. Düşüncene göre değişmiyor mu niyetinin? Ses tonun bile değişiyor. Kızıyorsun, mülayim oluyorsun. Kokunuz var ya kokunuz. İnsanın sabit kokusu yok. Sabit sesi olmadığı gibi. Ne yapıyor? Duygusuna göre hemen kokusu değişiyor. Duygusuna göre, niyetine göre sesi değişiyor. Ama buna gelmeden, yani koku çıkıyor. Yani cinler nasıl biliyor? Köpek nasıl biliyor senin korkup korkmadığını? He? Hemen köpekler anlar korktuğunu. Nasıl bildi, nasıl anladı? Köpekler anlar diye anladı. Bu insanlar arasında şey yok mu şaya? Arkadaşım, korkmak bir histir. His. Hissi haf diyor. Korku hissi. O his enerjidir. Çıkmış, sen bu gözle göremiyorsun. Bu göz renk ve şekli görüyor. Enerji parçacıklarını görmüyor. Mesela ezan okunurken köpeklerin ve çakalların havlaması. İmam Gazali Hazretleri diyor, şeytanlar ve cinlerin kaçışmasından onlara böyle şey yapıyor. Çünkü onlar görüyor. O dalga boyu onlara açık. İşte sen bak, niyet ve nazar diyor eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Suyu değiştiriyor. Demiyor mu Risale'de? Niyet ve nazar mahiyet eşyayı tahir eder. Ya acayip bir fiziğin zirvesinden bahsediyor üstad. Eşeği değiştiriyor. Böyle. Hani diyorsun, olan şu adama bak ya, beni rahatsız etti ya bakışı. Bakışla yükleme olmuyor. Niyette vücudu haricisi vardır. Realitedir yani. Enerji yayıyor. Bak burada şey yapacağım bak. Üstad söylüyor, havayı değiştiriyorsun. Bak ne kanuniyeti anlatıyor. Bu konudan bakarsan Risale nasıl bir kitaptır. Diyor ki, havayı tesmim eden, havayı zehirleyen buharat-ı muzahrefe, o manevi havayı bozar. Şu hava alemi 5 tane element de var. Nasıl ki bir buz sudur, suyu barındırıyor. Haşikevi barındırıyor, enerji. Hava da böyle. İşte insanların fena fiilleri ve fena sözleri, niyetleri buharat-ı muzahrefe, yani şu dimağdan çıkan yanlış meyiller, bak dalga, havayı bozuyor. Onun için her girdiğiniz odada, her girdiğiniz camide oradaki hava farklı olur. Aynı evde, evinize denin, yatak odanıza girin, mutfağa girin, televizyonu çalan yere girin. Hepsinin atmosferi farklıdır. Abi bizim evde hep aynı. O zaman bütün kapılar açık. Her Kur'an'ı veya televizyonu her tarafta aynı yapıyorsun. O zaman aynı oluyor. Düz oluyor. Bak şuraya görüyor musun? Buraya bir şey yazmışım. Diyor ki fıkıhta, ne acayip bir şey. Çok ilginç. İçki içenin şöyle diyeyim. Ter necis midir? Değildir. İçki içenin teri necistir. Sidik gibidir. Affedin, büyük gayta gibidir. Çünkü çıkan çıktığı yerin cinsindendir. Abi nasıl oluyor? Doktora gidiyorsun. Şuna mı? Git diyor. Özür dilerim.
idrarını ve gaytandan veya kan numune getir. Hastanede. Büyük abdestini ne yapacak doktor? İçeriden haber taşıyor. O pis zannediyorsun sen. Biz pis demişiz. Büyük abdest veya idrar, özür dilerim, iş anlatmak için söylüyorum. Yani bu kadar kesif, pis, atık olan madde veya su insan oluyor. Seni taşıyorsa, iyi dinleyin. Gayta, büyük abdest, idrar ve çocuğun meydana gelen su seni taşıyorsa, içerideki gizlilikleri ayan ediyorsa, senin kokun, senin terin, senin sesin, senin siman, görüntün seni dışarıya taşımaz, taşımıyor. Bunların özelliği sirayetten kaynaklanıyor. Allah böyle bir özellik koyduğu için oluyor. Anlıyor musunuz? Ne tuhaf alemdeyiz. Bak, mesela affedersiniz, kusura bakmayın ama bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Yeni seçilen başbakan veya cumhurbaşkanı Amerika'ya davet edilir. Ben bunu istihbaratın en yükseklerinden bir tanesinin söylediği bana bizzat özel bilgisidir. Yüksekleri yükseklerinde bir adam tanışmıştık. Bir yere görevli giderken uçağa denk geldik. Beni tanıdığı için konuştu. Dedi ki, bir derste de söyledim, bu ikinci söylüyorum. Kimsenin de bildiği yok zannediyorum. Amerika'ya Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay, yani mühim adam Türkiye'den seçildiği zaman oraya davet ederler. Onun yatacağı oda bellidir. Kameradan bahsetmiyorum. Kamera falan değil. Çünkü onun yaverleri koruması ışınları da getirir. Özür dilerim. Onun tuvaletini önceden ayarlamışlar aşağıdan. Tuvaletteki idrarını ve büyük pisliğini umumi bir otelin, işte kalacağı evin ana merkezi bağlamazlar. Kap koyarlar altta. O da tuvaletine gider, işini yapar veya duş alır, suyunu gider. Gider, o adam gittikten sonra o tuvaletteki gaitasını, idrarını alır. Bu adamın ne kadar ömrü var ortalama, kanser midir, verem midir, neler düşünüyor diye büyük abdestinden, idrarından ve banyo yaptığı sudan anlıyor, tespit ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, hemen arkasına daha gelmeden, adam da hiç hastaneye gitmedi, kanserdir, bağırsak kanseridir diyor. Anlıyor musun? Hiç kimse hatırına gelir mi? Mossad yapıyormuş Amerika CIA ile beraber. Bu bize kalan, ya bize gelmeyen şeyler neler daha? Elini sürüyor kapıya, adamın kimliğin değil, kimliğinden hariç hastalığını da tespit ediyor. Bu elini süren ne hastalıkları var? İmam Azam'ın sözüne geliyoruz. Diyor ki, ben diyor kişiyi görmesem, aldığı abdest suyuyla diyor, kim olduğunu söylerim diyor. Yani kim aldı bunu, niçin aldı, niyeti neydi söylerim diyor. Şimdi temiz şeyin buharı da temiz olur. Güzel bir şeyin kokusu güzel olur. Mesela gül. Aman. Gösterme der miyiz? Yani kokusu da şey. Demek ki güzel şeyin kokusu da güzel olur. İğrenç şeyin kokusu da iğrenç olur. Mesela içeride, bak şimdi bana bakın. İçeride çok üstü zan, temiz adam, kaliteli adam hakikaten. Kucaklayan, yargılamayan, okyanus gibi insan. Herkesin orada yeri var. Öyle insanlar var ki sana geldikleri zaman, görüşüldükleri zaman şöyle şey yapar, size söylüyorum. Sizi gördükleri zaman şöyle desin veya şöyle zannetsin. Ya ben bunun aleminde yerim vardır. Ben bunun aleminde benim de bir yerim var diyebilmeli o. Öyle bağnaz, geçimsiz, taassuplu, yargılayıcı, sorgulayıcı bir tavır yaparsan o akıl anlamasa dahi ruh der ki bunun şeyinde yok. Bir tanesi Almanya'da bana ne dedi biliyor musunuz? Dersi dinledi. Bilmiyordum. Kalabalık tabii kim olduğunu. Yeni. Bana göre hepsi yeni ama o hakikaten yeni.
Ben onları yeni tanıyorum hepsini, cemaati. Kimin yeni, kimin eksi olduğunu bilmiyorum. Karabalık'ta. Geldi, dedi ki çok ilginç bir şey söyledi. Oturdu. Hocam dedi, Almanya hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim dedi. Yeni mi tanışıyor? Evet, yeni tanışıyoruz dedi. Ben buraya da yeni geldim, size de yeni tanışıyorum. Duymuştum ama dedi. Nasıl buldun dedim kardeşim. Yani dersi, dershaneyi. Çok ilginç bir şey söyledi. İlk defa duydum. Hocam dedi, ben ayrıca Novakor'dan kalktım, sizi tebrik, teşekkür etmeye geldim diyor. Ben diyor bu dersten koca bir ders yaptık. Fıtratın şehadetiyle ahiretin ispatı. Dersin konusu bu, iyi video. Geldi. Bana ne diyor? Hiç derse alakası var mı? Hocam dedi, dersten dedi şunu anladım. Benim bu dinde, benim bu nurculukta, benim şu ders yapan adamda, benim de bir yerim var. Benim bana uygun bir koltuk, bir sandalye de var bunlar. Bunun için dinde de benim bir yerim var. Bu dinde benim yerim var diyor. Ama bazıları öyle bir din çiziyor ki, öyle bir din takdim ediyor ki, öğretmenmiş bu. Bir bakıyorum diyor konuşmasına, ben dedi bu dinde benim yerim yok. Anlattığı dinde benim yerim yok. Kendisi hariç kimse. Kimse kalmamış zaten. Eğer onun eline verseniz var ya nurculuğu, vallahi seni de beni de koymaz ha oraya. O kadar bağnaz, geçinmiş, geçimsiz, mutasip, yargılayıcı, sorgulayıcı, özeline karışan, hürriyetleri kısan, ne bileyim sayda say yani. Bu adam sanki, iyi ki ya Cenab-ı Hak onun eline vermemiş yani. Allah'ın cüneyi. Bak diyor, ben anlattığınız dinde diyor, bir din anlattınız. Evet ahiretin ispatıydı ama ben diyor din olarak şey yap. Ha bu dinde benim de yerim var. Ben bu cesareti buldum diyor. Sonra baktım diyor bu cemaatin içinde diyor. Dersten önce sonra ve ders ortamında gayet dedi medeni dedi ya. Benim burada da benim de yerim olabilir dedim diyor. Hele sizin o tavrınız vesaire bir şeyler saydı. Birkaç kişi bir şeyler yapmış. Baktım ki ha bu adam da bende, bu adamın içinde ben de bulunabilirim. Ben de bu cesareti aldım dedi. Ben de bu noktada teşekkür ediyorum dedi. Çok ilginç böyle tuhaflar oluyor. Ha tuhaf insanlar da gelmiyor mu? Garip garip şeyler de yani şey yapıyor. Öyle de şeyler de oluyor. Şimdi gelelim mevzuya. Arkadaşlar, yaymış yani düşündüğümüz şey vücudu haricidir, mahluktur. Niyet ve nazar dalga yayar. Eşyayı değiştirir. Uzaktan kumandalı çocuk arabasını değiştirdiği gibi. Uçağı uçurdukları gibi. Sinyal verip sana suç işlettirip veya bloke ettikleri gibi. İşte Üstad diyor ki, havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe. Yani insanların manevi havayı bozar. İnsanların böyle düşünceleri, negatif düşünceleri dalga yayıyor böyle. Fiilleri, yani şu hareketim enerjidir. Havaya gidiyor. Hava bozuluyor. Bozulunca herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi, biz manevi zannediyorduk değil mi? Manevi hava. Kardeşim 3 aylarından bahsediyor. Bak diyor ki şuur-u mübareke gittikten sonra. Şuur-u mübareke? 3 ayları yani. 3 aylarından daha çok ekseriyeti mutlaka insanların teveccühleri, himmetleri, düşünceleri pozitife dönüyor ya. Pozitif eylemlere dönüşüyor ya. Pozitif konuşuyorlar. Ne bileyim davetler oluyor, oruçlar oluyor, Kur'anlar oluyor. Ha, o zaman değişiyor. O gittikten sonra oluyor. O gittikten sonra diyor adeta o ahiret ticaretini, meşeri ve pazarı değiştiği gibi. Dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler, eylemler. Bir derece vaziyeti değişiyor. Eylemler değişiyor. Değiştikçe de her bir hareket, mesela bak bu elimi kaldırıyorum böyle. Bu hep bir enerjidir. Ortama veriyorum. Verdiğim delil şu. Bakışımla, hareketimle sen rahatsız olup olmuyorsan tamam değişmiyor diyeyim. Ben bir şey yaymıyorum. Hareketlerle karşıki taraf etkilenmiyor mu? Hatta
şey var, tiks, tikler var, tik. Kaşınınca o da kaşınıyor. Çok özür dilerim. Kırıkhan'da birisi vardı. Caddenin oradan bu tarafta gitse. Ona böyle baksa, pantolonunu çıkarsa o da çıkarıyor. O kaşınsa o da kaşınıyor. Kendisine vuruyor, o da vuruyor. Biliyorsunuz değil mi öyle tikleri yani? Bunlar tamamen ervah habiselerden kaynaklanıyor. Okunma ile mümkündür. İlaçla çözemezsiniz. Cin, şeytan değil. Ervah habise. Ervah habise, mevad-i şiririnin manevi taraflarıdır. Huruf-u mukatta. Yani Hizbul Kur'an var ya, Hizbul Kur'an. Bol bol okusun bak nasıl gidiyor. Ama abi çok okudu gitmedi. Bunu duyduktan sonra okursa hedef oluyor. Mektuba adres yoktu. Mektubu gönderdiniz. Abi bana gelmedi mektup. Gelmez tabii. Adres yazılmamış ki. Ha, şimdi o ervah habiseden olduğunu, Kur'an okumayla gideceğini düşün, niyet et. Oku, o zaman gidiyor adres. Şimdiye kadar okudum gitmedi. Adres yoktu. Adres yoktu. Mesela adreslerden bir tanesini söyleyeyim. Çok ilginçtir. Ya gündelik hayatı söylüyorum. Ben muamma bir şey söylemiyorum. İtimat etmesin bir doktora. En kaliteli ilaç versin, tesir etmez. Ama itimat etsin. Tamam, bu bana çok iyi gider. Tak diye olur. Babaanne mesela. Dedi ki, İçerin köydeyiz. Dedi ki, oğlum dedi, çok fena dedi. Günlerce çok başım ağrıyor. Ama misal vermiştim size. Çok dedi ki, babaanne okuyayım. Oğlum dedi, okumayın diye. Ben dedi, zaten yatmıyor. Yüz küsür yaşında. Ondan sonra, ya doktora bir gitsen de bir söylesen. Ondan, iyi tamam dedi. Aspirin verim. Oğlum sen ne anlarsın dedi ya. Aspirin. Git dedi. Gittim. Tanıdıktı. Tanıdık bir doktordu böyle. Gittim, dedim ki böyle böyle, kaç yaşında böyle böyle. Şimdi ben sana bir şey vereyim ama öyle de dedi. Ve o görmemiş bu. Suya atıyorsun ya böyle C vitamini, gazoz gibi çıkıyor. Nerede bilecek? 109-110 yaşında kadın. Babaanne dedim, aldım getirdim. Doktor dedi ki, zaten bu Gavuristan'dan gelmiş. Böyle özel benim hapımdı. Hatta kendisi hakkı kullanıyordu. Özelimdi. Şöyleydi, böyleydi. O nasıl bir şey dedi ya. Baba ne? Hiçbir şeye benzemiyor. Aspirin atarsan eritirsin. Böyle değil. Dokunma dedim. Uzak dur biraz. Ondan sonra bardağa koydum böyle. Yarım bardağı. Attım. Allah Allah. Baba ne? O attın. Nasıl her tarafa yaydı? Her tarafı hemen bitirdi. Buraya da atınca her tarafı bir anda bitiriyormuş. Böyle özel. Ama özelmiş. Bak hiçbir tane vermedi. Bir tane verdi. C vitamini ya. Allah Allah, doğru ya oğlum dedi. Bak dedi. Allah Allah, nasıl hemen yayıldı dedi ya. Aynı böyle olacakmış dedim. Babanı bismillah de, bismillah iç bakayım. Bismillah ya şafiye içti. Ve şu dakikası babanı bir şey dedik. Nasıl dualar ediyor? Hem doktora hem bana. Hiçbir şey kalmamış. Niçin söylüyorum? Doğru mudur şifa? Doğrudur. Çünkü ilacı değiştirdi babaannem niyetiyle. O C vitamini değil o. Bizde C vitamini. Onda C vitamini değil. Ustad mesela zehirlenmekten, optaliden mi ne içiyordu? Değil mi? Zehirlenmekten. Zübeyir abi anlatıyor. Diyor ki her içerken, içmeden önce bana okutturur diyor reçetesini. Oku. Dinlermiş. Bismillah. O zaman içermiş. Her okutturduktan sonra içermiş. Beyni ona şey yapıyor zannediyor. Diyeceksiniz ki psikolojik, psikolojik değil. Babaannem niyetiyle ilacın genetiğini değiştirdi. Niyet diyor ve nazar, niyet ve nazar mahiyeti eşeği değiştirir. Bu realitedir, gerçek bir şeydir. Çekirdekteki program ağaç değildir. Haşa vacip değil, mahluk değil, berzahtır. İlmi vücuttur. Kudret taalluk ederse mahluk olur. Kudret taalluk etmemiş. Bunu değiştirirsiniz kardeşim, genetiğini değiştirirsiniz. Ha laboratuvarda değiştirdin, ha bu laboratuvarda değiştirdin. Tak diye değiştiriyorsun. Ha bak burası işte. Ya bu ne biçim bir kitap ya? Bu yazarla baktığın zaman ne oldu şimdi bu 66 Kastamonu? Yani bu niyet ve nazarla nasıl değiştiriliyor? Hava nasıl değiştiriliyor? Ya yaşadığımız dünya ya, odana git, yatak odana git, mutfağa git, dershaneye git, namaz kılanaya git, aşağıya git. Hepsi farklı değil mi? Bir bakın ya, Osmanlı'nın yaptığı camiye girin, Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gidin, namaz kılın. Huzur aynı mı? Davasını ve ruhunu, ihlasını maddeye yansıtmış ecdat. Ne verirsen eline, o gelir seninle, toplanan parayla,
haram mıdır, helal mıdır, çarpmış mı çıkmış mı? Kutuya atmış gitmiş adam. İşi haram. Gitmiş Milli Piyango'dan çıkanla cami yapmış mesela adam. E şimdi orada ruhu yansımış. Orada sıkılırsın adam. Ecdat ruhunu maddeye yansıtmış. Binaya bakın bakalım zahirde. Taşa bakın. Taş mıdır? Süleymaniye'ye bakın bakalım. Ne kokuyor? En gavur biri söylüyor. Bu diyor gavur yazmış yani oradan söylüyor. Taş gibi gözükürken taş değil dedi. Osmanlı'nın ruhunun kokusunu aldım diyor. Kadın bir yazar ya. Avusturyalı bir yazar. Gelmişti turist. Süleymaniye'ler falan hakkında yazı yazmış kitap. Osmanlı yıkılmaz dedi. Boşuna uğraşmayın insanlar bozulsa bile. Çünkü taşlar bile Osmanlı kokuyor diyor. Şairden bahsetmiyor. Sonra baktım ki Allah Allah. Şair için ustad tevarüs diyor. Mezar taşları o bir devlette İslam mezar taşları varsa İmam Şafii'ye göre orası Darül Harp olmuyor. İmam Azam'a göre İslam hukuku icra edilmezse Darül Harp oluyor. Niçin? Çok ilginç İmam-ı Şafii'nin bu noktada. Usta da diyor. Mesela şair İslamiyet, tesettür, takke, şalvar. Yani İslami şey dalga yayıyormuş. Yani ruhunu ifade etmiş, taşımış olduğu mana cinsinden dalga yayıyor. Maddi. Ona ne deniliyor? Usta diyor ki o dalga çok ilginçtir. Bana benden de sana böyle buna tevarüsen. Yani varisleyerek. Varisim, evlat, babasına, o da torununa varis gibi oluyor ya. Tevarüsen, varis bırakarak tak tak, tak tak, tak tak, tak tak. Tevarüsen, şair İslamiye ondan çok önemlidir dalga yaydığı için. Onun için Deccal geril gelmez insanlara dokunmadı. Şairi hemen yok etti. Sirayet eden şeyleri durdurdu. Yayılmasın diye. O yayıyor. Devamlı dalga yayıyor. Çünkü fıkıhta var, pis şeyin kokusu da pistir. Mesela tel helaldir. Hiçbir özel şeyi negatifliği yoktur. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gülü mis gibi kokarmış. Allah Resulü'nün oradan geçip geçmediği sahabe nasıl anlarmış? Hatırlarsınız bir söylediğimi de söylüyorum. Orada Allah Resulü'nün bıraktığı kokularla. Resulullah'ın kokusunu takip edip bulurlarmış. Çok özür dilerim. Köpek bile avını kokuyla bulur. Üstad Hazretleri'nin talebeleri kirlenmeden, hani üstadın özelliğiymiş, kirlenmeden çamaşırını yıkattırırmış. O kadar daha kirlenmediği için çok temizmiş. Temiz de kirli çamaşır ayırt edemeyecek kadar temizmiş. Nasıl ayırt ederlermiş? Gül gibi kokan, hiç kokmayan yıkanmış temiz duruyormuş. Gül kokuyorsa ustad yeni çıkarmış, yıkanmamış. Çünkü kendi kokusunu bırakmış. Bak, gülden aman pis koku gelmez. İyi dinleyin bunu ama. Gerisini siz dolduracaksınız. Ve hatanızı da düzelteceksiniz. Ben de düzelteceğim. Gülden aman leş bir şeyin güzel bir kokusu da olmaz. Kuru fasulyenin kokusu kuru fasulye cinsindendir. Öyle değil mi? Palamutun kokusu, hamsinin kokusu, etin kokusu, herkesin kokusu farklı değil midir? Allah Resulü'nde misal vereyim. 3,5 yaşına kadar, çok önemli olduğu için misalini çoğaltıyorum. 3,5 yaşına kadar bebeğin el sesinden annesi cennet kokusu alır. Siz ömrünüzde leş kokan, o kakasını yapmış, çişini yapmış demiyorum. Yani pis kokan bir bebeğe rastladınız mı etini? Hiçbir bebek pis kokmaz. Harici sebepler hariç. Hiçbir bebek kesinlikle pis kokmaz. Pis kokmak buluğ çağından başlar. Allah Resulü'nün kokusu ona has kokuydu. Çünkü esinetikum elvanikum. Simalarınız yani sima derken bu değil. Dalgalarınız, kokularınız ve sesleriniz sizin kimliğinizdir. Allah Resulü'nün kokusu. Sahabe bıraktığı koku, kendisi yok ama bıraktığı kokudan anlarmış. Ustadımızın çamaşırdaki kendi kokusunu yüklemiş. Bebek, hiçbir bebek kötü kokmaz. Gül, gül kokar. Kuru fasulye kokar. Balık, et kokmaz. Çünkü içerisinin cinsindendir dışarıya vuran. Dışarıya vuran içinin özelliğini taşır. O zaman pis kokan adam
ahlakını düzeltsin. Rezil, teri rezil kokan, yanına yanaşılmayan koku sahiplerine söylüyorum. Ahlakını düzelt kardeşim. İçeriden haber veriyor. Büyük abdest ve gayta ve idrar, doktor bile içeriden içeriği anlamak için alametlerini buluyor değil mi? Seni bile arkaya dışarıya taşıyorsa, senin kokun, terin seni taşımıyor. Niçin doktor ter istemiyor? Ya nasıl terleyeceğim ben hastanede de nüminasın hastalığımı söylesin. Oysa gaytadan daha kesindir o ter. Ama şimdi ya terin lazım kardeşim, bana bir tahlil gerekiyor. Bakayım üşüttün mü, ne yaptın? Nasıl terleyeceğim ben hastanede? Ter daha ileridir. Terden ileridir ses. Ya anladınız mı? Sesten ileridir kelam olur mu? Kelam. Evet. Çünkü her tip ses değil, sera kelam. Çok rezil kokan, tere kokana söylüyorum. Kim kokuyorsa, hepimizde kısmen varsa. Bir, hasetinizi düzeltiniz. Hasetinizi düzeltiniz. İki, beytul malın, beytul malı, umumi mal, hukuka, kul hakkına sakın uzak durun. Üç, suizancılıktan vazgeç. Hep bilerek söylüyorum. Böyle ağzıma geleni söylemiyorum. Bir daha 10 sene sonra gene söylerim aynısını. Hasetten vazgeç. Pis kokan kardeşim. Hasetten vazgeç. Haset nasıl vazgeçeyim? Ustad söylüyor yöntemini. Uhuvvet Risalesi'nde söylüyor nasıl olacağını. İki, beytul malı elini uzatmaktan vazgeç. Üç, suizan etme. Vesaire sayılıyor. 7 tane böyle sıfır sıfat. 11 tane tope. 11 tane. O zaman kokuna dikkat et Fatih. Bak kaç tane örnek verdim. Bulu çağına gelmemiş çocuk pis koktuğunu hiç kim görmüş? Var mı öyle bir şey? Mehmet anladın mı Mehmet? Tuhaf mı külliyat? Bak şimdi tuhaf mı, bak şimdi. Burayı hiç böyle okumamıştın değil mi? Bir daha okuyun bu noktadan. Sirayet okuyoruz. Şuhur, bu kadar bilgiden sonra bir daha baştan şey yapıyorum. Fakat o şu, ha, nasıl madde hava fena ise fena tesir ediyor. Manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı veriyor. Şuur-u selase ve muharemede alem-i İslam manevi havası umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri, yani 3 aylarında insanlar ahireti kazanmak için ciddi teveccüh ediyor, gayret ediyor, oruç tutuyor, sadaka veriyor, zekat veriyor. Eylem ve düşünceler değiştiği için şuur-u selase ve muharemde alem-i İslam manevi havası, yani içsel yapısı, umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri, yani insanların fiili ve düşüncesi ahireti kazanmaya doğru teveccüh ettiklerinden ve himmetleri, eylem ve tenvirleri, nurlanmaları, konuşmaları dinleyenleri, sohbet dinliyorsa sohbet dinliyor, kitap okuyor, tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor, hava değişiyor. Çünkü hava da sirayet, dün dersini okuduk. Sirayet benle alakası yok. Seninle de alakası yok. Yani ki iki farklı elementin reaksiyona bir kimyasal bir şey yapacağız. Sıvı ortamı lazım. İşte o sıvı ortamına sirayet denilir. Yani bunların birbirine yansıması için alemlerin insana, insanın alemlere, insanın masvaullah'a, eşeğe, eşyanın insana, İnsandan insana, insandan bu tarafa hallerinin yayılması için, donukluktan çıkması için Allah bir manevi bir zemin hazırlamış, yapılanma. Bunlar geçebilsin diye. Bunun adı sirayet işte. Bir şey söyleyeceğim, Allah hatırıma getirdi, şaşıracaksınız. Kediyi evde beslemek güzeldir, köpeği beslemek evde mekruhtur. Eğer ciddi bir ihtiyacınız yoksa harama yakındır Şafii'de. Niçin
köpek ve bazı hayvanlar evde beslenmiyor. Sirayetten düşünün. İnsandan eşyaya, eşyadan insana tesir ediyor, yayılıyor. Köpeklik sıfatın gelişeceği için. Çünkü onu da yaymış olduğu sana yükleniyor. Şimdi değişiyor değil mi? Bazı şeyler mekruh, evde bulundurmayın, bazı şeyleri yapmayın, televizyonu açmayın vesaire. Anladın mı Mehmet? Evet, oradaki ervah aileyi hasletlerin sana sirayet etmesine ben, engel teşkil. En azından şu, köpek olduğu yerde ervah aileye kaçıyor. Ruhaniler kaçıyor, Müslüman cinler kaçıyor, melekler pek de olmuyor. Onun haricinde, mesela bunu söyleyeceğim, dün söylemiştim Almanya'daki arkadaşlar da bunu siz de şey yaparsınız, o dinleyecek. Mesela dikkat edin, köpek taşıyan kadın ve erkeği bakın aynı olmuş. Sen de ne demiştin? Evli çiftlerde de olmuş. Birbirine uzun tarihte muhabbet etmişler. Birbirine geçiş olmuş. Birbirine çok benziyorlar. Şimdi köpek niçin besleniyor? Bir hikmeti de bu. Çünkü alemlerin insana, insanın alemlere, gayblara, insanın eşyaya, eşyanın insana, İnsandan insana hallerinin geçiş yapabilsin, bir kopyala yapıştır, sirayet etsin diye sirayet sistemini koymuş. Yani böyle manevi bir bağ. Yani ama zahirde insanlar buz zannediyor ama arkası su. İşte bu alem bu kadar hassas geçişler oluyor. Hiçbir halin, düşüncen sabit kalmıyor. Tak 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 hemen yayılıyor. Bu aylarda yani bunu bilenler daha çok faaliyet göstermesi gerekiyor. Bunu bilenle bilmeyen eşit olur mu? Şimdi bunu bildikten sonra sen rahatlıkla televizyona şöyle bir filmi veya bir haram bir şey rahat bir vicdanla seyredebilir misin? Hutbe-i Şamiye'de söylüyor. Günahı kebiri günahı diyor. Hiç vicdanı rahatsız olmadan, istifaf etmeden diyor. Yapan imandan hissesi olmadığına delildir. Öyle mi diyor? Bir de anlamıyor. Hutbe-i Şamiye. O emir dağ 106-206 da şu, herkeste bir Allah var, iman var, o meselesi o değil. Günah-ı kebair işleyip de diyor, evet. İstiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir diyor, 106 emir dağ bir de. Bu başka bir şey yani, vicdane mütesir olmamayı kastediyor. İkisi de yani hemen hemen en yakın manada, evet. 106'da o geçiyor. Şimdi bu küllat ne tuhaf değil mi şimdi? Fatih, çok acayip. Mülkleme, dört isimle bakarsanız, huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Biz hep, 20 defa külliyat okudum. Okudun ama evveliyle okudun. Lugat manasıyla okudun. Kardeş üç tanesi yok. Onu, o pasa oku, pasa oku, oku. Ondan sonra ülfet belasına duçar olursun. Ondan sonra kendini unutursun, onu sorgularsın, onu yargılarsın, taassup. Bu tiplerdir. Zahirde kalanların alemini çok güzel yansıtıyor davranışıyla. Sorgulayıp yargılarlar, taassup ehli olurlar. Mutasip bizden değil. Kimden? Bırak artist, şov yapıyor. Böyle yakışıksızca yakıştırmaların peşinde. Kendini unutmuş. Sebebi ne? Zavallı kardeşim o benim kardeşim. Aya başımın üzerindedir. Mülkte kalmış, mülk. Zahirini okumuş. Madde hava fena tesir ediyor. Manevi ve daha hava bozulursa herkes istidadını gibi sarsıntı veriyor. Şuur selası ve muharmede alem İslam manevi havası ve mumeliğine tamam. İyi elhamdülillah. Hadi bir çay içelim. Böyle olur mu? Bu hayatın kendisi ya. Sensin bu. Bu kitap oku. Ben bunu okumuyorum. Burayı okurken buraya okuyorum. Aynaya baktığın zaman buraya mı bakıyorsun? Haberdar bile değiliz. Buraya, burası için bakıyorum. Buraya direkt bakamadığım için buradan buraya, buradan buraya. Peki, ben neredeyim? Burada değil miyim? Elime bakın, bunun saçını temizlemiyorum. Aslında burayı görmüyorum ki. Burayı görmüyor muyum ben? Bununla burayı görüyorum birinci derecede. Bunun saçını düzeltmem lazım. Ama oraya bakarak değil mi? Tuhaf değil mi? Ne yaptığımızın farkında değiliz. Garip bir dünya. Ölümden korkmayın, öyle bir şey yok çünkü. Şimdi zaten oradasınız, o da buradasınız. Hep beraber, hiç iç içidir. Hiçbir ayrılmamış ki.
bir yere gidesiniz. Orada onun dışında değildiniz ki gidesiniz. Alakanız kesilecek. Nefis kalacak ölümde. Tabii alakanız kesilecek. Alakanız kesilecek. Ya iman hakikatleri ölümü de bitiriyor, işini bitiriyor biliyor musun? O zaman ölümü çözdükten sonra mutluluk oradan başlıyor. Ölüm izah edilmedikçe beşeriyete, insanlığa huzur yoktur. Huzur olmaz. Devam edelim. Buraya okumak, buraya çarptığına göre hızlı hızlı okuyayım. Çünkü sirayetimize devam edeceğiz. Herhalde sirayet birkaç ay, bir ay süre galiba. Dün var mıydın İrfan? Dün yoktu. Dün sirayet dersi 2. Onu mutlaka dinlemen. Çünkü çok ilginçti ikisi de. Her şeyi ayrı. Alem-i İslam, manevi havası, umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri, bak teveccüh, yani teveccüh meyil ediyor. Meyil bak, meyil vücudu aracısı var, tak değiştiriyor o enerji. Ve himmetten eylem ve tenvirleri, görüyor musun? Üç tane. Teveccüh, niyet, himmet, eylem, tenvirleri, enfus, içsel aleminde. O ders yapıyor ve ders dinliyor. O havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Biz de diyoruz ki ya manevi bu galiba ya. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Fırtına var ya fırtına. Bu bahsetmiyor fırtına Poyraz'ın odasından. İçsel kaoslar var ya. Oo, yandım tutuştum falan. İman nuru dediniz ya temin. Mesela dışarıda fırtına da olsa üstadın hayatına bakıyorum mesela. Hapishanede yazmış olduğu mektuplar sanki Yıldız Sarayı'nda yazmış gibi. O kadar rahat. Yani evet. Çözmüş. İşte burada kader rızkımız vardı. İşte burada ders arkadaşlar oldu falan filan. Böyle. Hapishane sanki yani, şey normal bir şey, ders yeri gibi gösteriyor. Doğru söylüyor. Evinde o kadar rahat değilim. Üstadın hapishane rahat olduğu kadar. İmandaki o sirayet... Bak ne dedi gördün mü? Evimden ben rahat değilim dedi. Ustadın hapishanede olduğu rahat kadar. İmanın sirayet. İman orayı değiştiriyordu ondan. Onun için şu an mesela o nazarla okuduğum zaman yani hiç yani bir kere hani tabii gık dedim duymadım Üstad'dan. Böyle bir şey desin. Yok yani orada, burada, şurada, burada çözmüş her şeyi. Bak o eksi Kayseri plakası 38 derece olmuş bir ara. Pek o kadar ben olacağını tahmin etmiyorum ama olmuş yani. Eksi 38. 40 oluyormuş. Yani Erzurum'da olmuş ya. Cam kırık. Kovuşuna lağım suyu bağlanmış. İhtiyar adam. O namazı kılmak için, kendisi şey olmaması için eski duvarlar genişti ya. Camın kenarına çıkmış. 13. şurada şöyle geçiyor. Menzilimde fena kokular ziyadeleştiği için diyor. O kadar. Ben olsaydım kıyameti koparırdım. Niye? Bitirmiş yani. Ha, kokular ziyadeleşmiş. Kutlus ismini orada yazıyor. Evet, Kudüs ismini orada yazıyor. Aferin lan. Hayret ya, size ne oluyor bugün ya? Bir tane o çok güzel söyledi, sen de çok inandın. O dedi ki, ustadın hapishanede olduğu rahatlık ben evimde olmuyorum dedi. Sen de o lağımların bağlandığı koğuşuna rahatsız olsun diye Kudüs ismi orada yazılıyor. Aynı şeyi Asr-ı Saadet içinde geçerli. Asr-ı Saadet'e bakıyorum mesela, yani üç gün üstte tok olmamışlar, evde yemek pişmemiş. Hiçbir şeyleri yok, Asr-ı Saadet. Bu asra bakıyoruz. Her gün üç çeşit yemek yiyoruz. Ondan sonra asrı sefalet. Olması lazımken her gün üç de... isimlerin değişmesi lazım aslında. Bu asrı saadet olması lazımken, evet. Asrı sefalet olması lazımken tam tersi olmuş. Bu asır, ondan sonra maalesef sıkıntı asrı, o asra bakıyoruz. Ben asrı saadet deyince bana şey geliyor. Bir eli yağda, bir eli bağda, helikopter vesaire. Oysa yemek üç gün pişmemiş. Şimdi bir sofrada üç tane çeşit yemek olmazsa bir şey yok diyoruz. Oysa dediğin gibi asrı sefalete, ömrümüze üç çeşit yemek geliyor. Asra, asrı sefalet. Üç gün yemekleri yok, asrı saadet. Bir tuhaflık var burada. Üç hafta üstte dershanede çinekop yaptık abi, öyle birisi göndermişti. Çinekop. Üçüncü hafta ki çinekop da iyi bir balıktı. Çok iyi. Ondan sonra arkadaşım bir tanesi dedi ya abi, bu hafta da mı çinekop yiyeceğiz dedi. Yani. Fesubhanallah. Allah. Ne kadar farklı bir şey ya. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Böyle, ha, üç ayları gitti. Kendine üç ayları yap. Nasıl yapacağım abi üç ayları? Dershaneler üç aylar, medreseler, tekkeler, zikirhaneler, dergahlar. Yani bu tür yerlere girdiğin zaman üç aylarını tekrar devam ediyor. Çünkü
o diyor müthiş arızalar var ya, fırtınalar içsel alemde. Fırtına hariçtir. Arıza içseldir. Böyle yerlere gittiğin zaman fırtına duruyor. Ama ders bittikten sonra hemen derste, hani peynir var ya peynir. Kestiğin zaman ne kadar keskin. Böyle parça değil. Uçak gibi inmek değil. Dersten sonra adamın dersten istifade ettiği etmediği belli. Şöyle. Dersten sonra peynir gibi kesiliyorsa, derste hiç alakası olmayan bir anda mevzulara girebiliyorlarsa, derslerden bir şey istifade etmemiş. Manevi olmuş, sebep almış, rahatlamış. Yani dersten etkilenen bir insan hiç derste alakası olmayan mevzuya bir anda nasıl giriyor? Orayı ben anlamıyorum. Fatiha çıkıyoruz, hiç derste alakası, ne var ne yok ya, ne yaptın, araba kaça gitti falan. Allah Allah, bu dersten sonra bu bir anda nasıl olmuş? Yani peynir keser gibi. Yani insan kırar da biraz yatay kırılır. Helikopter gibi inmez yani. Bir anda dersin dışında en kesip bir, en nurani şeyden en kesipe nasıl geçiliyor? Acayip, acayip. Ders dedi ki abi. Ha, değil ama gene bir şey var. Orada en azından fanus gibi korundu. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Fakat o şuur-u mübarekede gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı teslim eden, beni öldüren yer burası. Belki de 5 defa okudum aynı yeri bugün. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe, yani buharat-ı muzahref, buhar. Yani İmam Gazali diyor ki çok iyi deyince diyor, o buhar diyor beynini bloke eder. Yani insanın düşünceleri ve fiillerini bir buhar gibi yayıyor. O manevi havayı bozar. Dolayısıyla o cemiyette kim yaşıyor? Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Cemiyet mesela ne kadar bozuk, hangi bozuk cemiyette yaşıyorsan derecene göre zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi ne yapacağız peki? Şimdi çare, derdi söyledin. He Mehmet, merak etmiştin değil mi? Merak ettim. Ha, ben de merak ettim vallahi. Çok ilk defa okuyorum seni. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi. İlk defa okuyorsun değil mi şimdi? İlk defa yani duyuyorsun gibi. Bana öyle oldu. Bu kadar dikkatli ilk defa yani. Ya. Bir. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Bir. Bu. İki. Ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefkle hareket etmektir. Yani 1-123 Kastamonu'da Allah canibinden kudretin azameti altında kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek, yani Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Risale-i gözüyle bakmak ne demektir? 123'ü söyledim. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. İki yer var Risale-i Nur gözüyle bakmaya ait, bak. Atıf yapacaksanız. 1- Kastamonu 123, 2 Kastamonu 220. Olaylara bakış tarzınız. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Bir daha söylüyorum, Mehmet, kurtuluşun çaresi. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. 2 ne kadar müşkilat ziyadeleşse, kutsi vazife itibariyle daha ziyade davaya ciddi ve şefkle hareket etmektir. Ciddi ve şefk. Yani davaya eylem itibariyle hizmette olmak. Birincisi bakmak, ikincisi eylemde. Ne kadar müşkilat ziyadeleşse, yani işim var, ekmek bekliyorlar. Kardeşim yetiş dershaneye. Vazife itibariyle daha ziyade ciddi ve şefkle hareket etmektir. Çünkü şefk neyin matiyesidir diyor. Ustad şefk diyor. Şefk. Şeyin matiyesidir diyor. Atar yok. Ne? Matiyesidir diye bakarsınız bir şey. Unuttum. Çünkü başkalarının futuru ve çekilmesi ehli himmetin şefkini, gayretini ziyadeleştirme sebeptir. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler. Buna ait bir hatırayı nakledeyim ben size. 13. şuada geçiyor.
Abiler tabii ehli dalalet zındıklar, çoluk çocukları var dışarıda, maddi yokluk var, ağaç, sefil. Bir de kavga etsinler diye aynı koğuşa yığmışlar. İki koğuş o kadar insan. Orada tabii sıkıntı olmuş. Ustad orada bir mektup yazıyor. Dikkat ederseniz Tahiri'nin koğuşuna felanca felancalar gitsin diyor. Hatırladınız mı? Şu anlarda geçiyor. Tahiri'nin koğuşuna gitsin diyor. Rüştü abi, Tahir abi ve Zübeyir abiyle 15 sene beraber kalmış. O nakletti. Tahiri'nin koğuşuna gitsin tabiriyle dedi. Kitabı aldım Tahir abiye, Tevruz'da kalıyorduk dedi. Tahir abiye gittim dedi. Tahir abi, ustad diyor ki diyor, kovuşlar işte kavga oldu diyor, şunlar şunlar belli yani. İşte felancalar Tahir'in kovuşuna gitsin. Abi dedi, sizin kovuşunuzda ne oluyordu ki ustad böyle sıkıntılı olanları oraya gönderiyormuş. Sıkıntılı olanları oraya gönderiyor. Ondan sonra, kardeş dedi, biz işimizi yapıyorduk, yazıyorduk, tahsiye ediyorduk. Başka hiçbir şeyle değil başkasıyla, kendimiz de bile meşgul olamıyorduk. Onun için dedi, bizim dedi süt limandı. Yani herkes işini yapıyorsa orada kavga olmaz. Kavga olduğu yerde iş yapılmıyor demektir. Onunla bununla meşgul oluyor. Onunla bununla meşgul olduğun için kendini göremiyorsun. Ha, öyle yaptın, öyle oturdun, ha, öyle dedin sen de. Ha, demek oraya bakıyorsun, kendine hiç bak. Biz dedi işimizi yapardık. Karşıdakinin kötü görmemiz bizden mi kaynaktı? Mesela bizim kötü düşüncemizle binaen mi acaba o şekilde görüyoruz? Bir de suizan noktası öyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunun iki yönü var Hasan'ım. Hakikaten Ebu Cehil'sin zaten iyi görmeniz mümkün değil. Yani. Ama dava arkadaşını şöyle diyor. Allah'ın nazarıyla birbirinize bakın diyor. 13. lemada değil mi? Nasıl bakın? Allah bize nasıl davranacak haşirde? Hayırları, sevapları kaldı. Sevaplarla günahları muvazene ediyor. Hangisi galipse ona göre davranıyor. Mesela %41 efendim sevabı var. %50 küsür şey var. Allah ona göre davranıyor. Yoksa bir iyiliğiyle cennete, bir kötülüğüyle cehenneme atmıyor. Ha, o zaman birbirimize eğer hizmetteyse hizmetine bakacağız. Şeyde diyor ya, 88'de Kastamonu'da, oradaydı değil mi? Ziyaddin meselesi. Diyor ki, orada bir ölçü getiriyor. Ya şeyhi var, kardeşi bir tarikata bağlı ustadın. Acayip methetmiş şeyhini. Ustad bir ölçü getiriyor orada. Diyor ki, bir insan sevilir tabii, Müslüman Müslüman sever ama sevginin ölçünü getirmiş. Bir, ehl-i sünnet vel cemaat içerisinde itikadı ve ameli. Ne? Birincisi bu. İki, hizmeti ne kadar ehl-i sünnet vel cemaat dairesindeyse makamı ne olursa olsun ayağı başımız üzerindedir. Bu adam nereye hizmet ediyor? Kim olduğu önemli değil. Yani bir kitap yazdı. O yazdığı kitaptan daha mühimdir. Niye yazdı? Namaz kıldı. Niye kıldı? Hava atmak için mi? Kendisini göstermek için mi? Sıkıntılı. Önemli. İşte bu da böyle. Yani kişiye baktığımız zaman bu hizmet mi diyor? Hizmet. İyiliği de var, kötülüğü var. Çünkü hiç kötülüğü olmayan peygamberdir. İçtimaiyette nasıl bakacağız abi? Hizmet harici mesela. Böyle bakıyor. Mümkünse üstü zat. Çünkü kendinle meşgul oldu mu bakmaya gözün kalmıyor zaten. Yani kendi işini yaptın mı kimseyi zaten görmezsin. Ya o böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Ha, demek ki bak şimdi. Onu yapanın şu niçin böyle oluyor söyleyeyim bir tane tespiti. Konu o değil, psikolojiye soktum beni ama işim de benim o ya. Bir adam düşün, iyi dinle ama bunu. Benim için 2 kere 2 4'tür. Ömrüm dershanede geçtiği için söylüyorum. Bu bilgi dershaneden alınmış. Dershane hayatından alınmış, kitap değil. İşinizi alırsanız, yararsa alın, yoksa bırakın. Ciddi bir tecrübemi söylüyorum. Bir insan düşünün, içtimai hayatta veya dershanede. Kulağı açık. Ne dedi? He? Ne oldu, ne oldu? Üsküdar'da ne olmuş? Ali Bey köyde ne oluyordu? Zeytinburnu'da ne oluyor? Yani bazı tipler var ki merak hastası. Yani bak ama ne işe yarayacak bak şimdi. Ne hangi abi? Öyle mi? O ablalar mı?
Hayret ya, öyle mi oldu ya? Güya bir şey sonra merak eder gibi. Doluyor, 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 doluyor. O aktif etmeyecek mi o bilgiyi? Yani bu su burada durduğu gibi mi durur? İçtikten sonra. Aktif etmeyecek mi? Tırnak olacak, saç olacak, bir sürü şeyler olacak. Eyleme dönüşecek. Sidi de öyle. Seyrettikten sonra durumuyla sidinin içindeki durumu aynı mı? He? Aynı değil. Peki o bilgiyi içeriye soktuktan sonra seni aktif etmeyecek mi? İşte bu tipler o bilgi merakı, böyle hasta bu. Ruhsal hasta diyor bunlar. O hastalık, merak hastası şey diyor Üstad Kastamonu 75'te. Marazi ruhidir diyor. Ruh hastası yani. He? Ne dedi? Öyle mi ya? Orada öyle mi olmuş haremde? Adam hasta. Ruhsal hasta. Hasta yani. Peki o bilgi sende değilken sana girdikten sonra seni hiç değiştirmeyecek mi? Onunla amel etmek zorunda kalacaksın. Onun için Kur'an'da la tecessesu, tecessüs etmeyin. Merak etmeyin, sorgulayın, merak etmeyin, sormayın, araştırmayın, duymayın. La tecessesu, tecessüs etmeyin. Allah diyor bunu. İşte hangi tiplerdir? Sorgulayan, yargılayan. Ama Allah onlara öyle bir bela vermiş ki, o bela nasıl bir bela biliyor musun? Artık intihara kadar gelmiş. Böyle hırçın, saldırgan, somurtkan, mahkeme duvarı gibi yargılayıp sorgulayan, ondan sonra himmetleri kendisi olan, pergeli kendisine koymuş, ben merkezli, acubi bir hilka. Onu acımak lazım. Peki ne yapacağız bununla hizmet mi? Hemen Kur'an'ın emriyle bununla hizmetinizi değiştirin, ayrılın ondan. Hecren cemila, Kur'an'da öyle geçiyor. Hecren cemila, cemil bir şekilde hicret edin ondan. Kavga etmeden ayrılın, onlarla beraber olmayın. Çünkü sizi sirayet eder. Sirayet dersini okuyun. Ruhunuza uygun olmayan yerden hicret ediniz. Hicret ediniz. Mekke'den nereye hicret edeceksin? Medine'ye veya Habeşistan'a hicret edeceksin. Habeşistan ama Hristiyan, Müslüman değil.